27. soruyla devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi insanın damarlarında bulunan alyuvarlardaki bir özellik değildir? Deniz kenarında yaşayanlarda yükseklerde yaşayanlarınkinden daha az sayıda olma. Evet, bu alyuvarların özelliğidir. Çünkü yükseklere çıktıkça oksijenin derişimi azalıyor demiştik. Hücrelere daha fazla oksijen taşımak için alyuvar sayısı artıyor. Kısacası arkadaşlar, yükseklere çıktıkça, deniz kenarından yükseklere çıktığımız zaman alyuvar sayısı ne oluyor? Artıyor. O zaman deniz kenarında yaşayanlarda tabii ki alyuvar sayısı daha az olması beklenir. Yani bu doğru. Kırmızı kemikliliğinden damarlara geçtikten sonra gereksinim duyulduğunda bölünüp çoğalabilirler. Arkadaşlar, alyuvarlar bölünemezler çünkü çekirdeklerini kaybediyorlar demiştik. Kırmızı kemikliliğinde üretiliyorlar ama birkaç gün sonra çekirdeklerini kaybettikleri için bölünüp çoğalma gibi bir özellikleri yok. O yüzden bu alyuvarın özelliği değil. Cevabımız Bursa. Dişlilerin birim hacmindeki kanında erkeklerinkinden az sayıda olma. Evet, bunları söylemiştik. Sitoplazmasındaki hemoglobinlerle oksijen ve karbondioksit taşıma, zaten görevi solunum gazı adını verdiğimiz oksijen ve karbondioksit taşıma, D şıkkı da doğru oluyor. Mitokondrisi olmadığından oksijen solunumlu ATP üretiyor. Çünkü alyuvarların ne çekirdeği ne de organellerinin olmadığını söylemiştik. Mitokondrisi de yok. Dolayısıyla oksijensiz solunumlu ATP üretir, doğrudur. Yani dolayısıyla hangisi yanlıştır diye sorduğu için cevabımız Bursa.